Eko Türkçesiniz bir kez daha günaydın değerli izleyiciler. Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Bugün 23 Mart Salı, haftanın ikinci işlem günü. Bugün hangi veriler takip edilecek? Önce veri takvimini paylaşıyoruz sizlerle. Türkiye saatiyle saat 10'da İngiltere işsizlik oranı Ocak verisi açıklanacak. 17 Amerika Birleşik Devletleri yeni konut satışları Şubat ve 19'da Jerome Powell Temsilciler Meclisi sunumu gerçekleştirecek. Önemli bu konuşma takip ediliyor olacak ve 22.45'te Fed Lil Brainard konuşması bugün takip ediliyor olacak. 23 Mart Salı, haftanın ikinci işlem gününde. Evet, şimdi her zaman olduğu gibi yeni güne başlamadan önce düne döneceğiz ve dün nasıl kapanışlar geldi? Genel fiyatlamalarla başlıyoruz. Önce Borsa İstanbul'u anlatarak devam edeceğiz. BIST 100 endeksi günü %9,79 oranında düşüşle 1379,25 puandan tamamladı. Sabah açılış sonrası Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi iki kez devreye girdi. Cuma gecesi resmi gazetede yayımlanan kararlarda yaklaşık 5 aylık bir süredir görev yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'nun atandığı açıklandı. Hafta sonu yeni Başkan Kavcıoğlu banka yöneticileriyle bir toplantı yaptı ve basın açıklamasında da para politikası duruşunda bir değişiklik olmayacağını belirtti. Önceki gece Asya kotasyonları ve dün sabah ilk fiyatlamalarda Türk lirasında volatilitenin artış kaydetti ve değer kayıplarının etkili olduğu görüldü. Bankalarız piyasaların açılmasıyla bir miktar gerileme görülse de 7.20'li seviyelerden haftayı tamamlayan dolar-tl kuru borsa açılmadan hemen önce 7.80 seviyelerinde seyretti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı değişiminin etkileri ve yeni başkanın piyasalarla kuracağı iletişim yakından izlenecek. Ayrıca yurt içinde siyaset tarafında değişim havası hakim olduğundan piyasaların ana başlıkları arasında bu madde de yer alıyor. Küresel çapta ise enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş risk unsuru olarak takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %9,79 oranında 149,74 puan değer kaybıyla 1379,25 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün boyu en yüksek 1491,99, en düşükse 1378,56 puandan işlem gördü. Bankacılık endeksi %9,89 ve holding endeksi %9,89 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren %9,99'la ticaret oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %9,80, sanayi endeksi %9,66, hizmetler endeksi %9,57 ve teknoloji endeksi %9,96 oranında değer kaybetti. BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 158,24 puan ve %9,95 oranında geriledi. 1432,76 puandan kapandı. BIST'teki hisselerin 4 tanesi prim yaparken 377'si geriledi. BIST 100 endeksinde Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Beşiktaş ve Şişeçam en çok işlem gören hisse senetleri oldu. BIST 100 1379,25 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar TL 7.85, Euro TL 9.41, sepet kur 8.63 seviyesinde ve gram altısa 438 liradan işlem gördü. Ve TL çaprazlarla devam edeceğiz şimdi. Gün sonunda serbest piyasada dün 18.15 itibariyle dolar TL 7.94, Euro TL 9.50 ve sterlin TL 11.04 seviyesinden işlem gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların dünkü efektif kurunu alışta 7.89, satışta 7.93 lira olarak açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önceki efektif kurunu ise alışta 7.26, satışta 7.29 lira olarak belirlemişti. Bu arada Borsa İstanbul tahvil ve bono piyasası kesin alım-satım pazarında işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin dün valörlü işlemlerinin bileşik getirisi %16,37'den gerçekleşti. Dolar TL 7.85, Euro TL 9.36, Pound TL 10.86, İsviçre frangı TL 8.49 ve sepet kur 8.61 seviyesinde. Asya borsalarıyla devam edeceğiz şimdi. Asya tarafında Çin Merkez Bankası 1 yıllık faiz oranını %3,85'te sabit bırakarak üst üste 11. ayda da para politikasında değişikliğe gitmedi. Çin Merkez Bankası'nın kararı sonrası Çin'de Şangay Bileşik Endeksi %1 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi %2,
Hong Kong'da Hang Seng Endeksi %0,2 ve Güney Kore'de KOSPI Endeksi ise %0,1 düşüş kaydetti. Asya borsaları şu anda açık ve son puanlamalar ekranlarınızda. Çin Şangay 3402, Japonya Nikkei 29140, Hong Kong Hang Seng 28545, Güney Kore KOSPI 3026 puandan işlem görürken Hindistan Sensex Endeksinde %0,45'lik bir yükseliş söz konusu ve 49.995 puandan işlem görüyor şu saatlerde. Amerikan borsalarıyla devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri borsaları haftanın ilk işlem gününü tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle yükselişle tamamladı. Güne karışık bir seyirle başlayan endeksler tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle gün içerisinde pozitif bir seyir izledi. Geçen hafta Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviye olan %1,75'e kadar yükselen Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri bu seviyelerden geri çekilerek dün %1,66'ya kadar indi. Tahvil faizlerindeki gerileme teknoloji hisselerinin de toparlanma göstermesini sağladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Microsoft ve Netflix'in hisseleri %2'yi aşkın değer kazanırken Amazon ve Facebook'un hisseleri %1'in üzerinde yükseldi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan haberlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ekonomi danışmanlarının ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi. Analistler piyasalarda bu hafta COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve çarşamba günü Temsilciler Meclisi ve Senato'da yapacağı sunumların yanı sıra veri takviminin takip edileceğini belirttiler. Dow Jones 32.605, S&P 500 3.923 ve Nasdaq Endeksi 13.028 puanda diyelim ve Avrupa borsalarını anlatarak devam edelim. Avrupa borsaları Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil getirisindeki düşüşün etkisiyle Fransa'daki Kakaran Endeksi hariç haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Almanya'da yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının uzatılmasına yönelik endişelerin artmasıyla seyahat ve eğlence şirketlerinin hisselerinde ise ortalama %1,8 düşüş görüldü. Eurostoxx 50 3832, Almanya DAX 30 14660, Fransa Kakaran 5966, İngiltere FTSE 100 6714 ve İspanya IBEX Endeksi 8362 puandan kapanış gerçekleştirdi. Pariselerdeki seviyeleri getiriyoruz ekranlarınıza. Dolar endeksi %0,06'lık bir yükselişte 91.84 seviyesinde. Euro dolar 1.19, pound dolar 1.38, dolar yen 108.73 ve dolar İsviçre frangı 0.92 seviyesinde. MTF piyasalarını anlatarak devam ediyoruz. Brent petrolde teknik olarak 64.75-65.03 dolar aralığının direnç, 63.94-63.41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor şu analistler tarafından. Ayrıca teknik açıdan altının ons fiyatında 1720 doların destek, 1740 doların ise direnç konumunda bulunduğu kaydediliyor yine analistler tarafından. Ons altın 1736 dolar, Brent petrol 63 ve ham petrol ise 61 dolardan işlem görüyor diyelim ve kıymetli metallerdeki seviyelerle devam edelim. Ons altın 1736 dolar, ons gümüş 25, paladyum 2602, platin 1178 ve bakır 4 dolardan işlem görüyor. Kripto paralardaki seviyeler gelecek şimdi ekranlarınıza. Bitcoin %0,92'lik bir düşüşle 54.109 dolardan işlem görüyor. Bitcoin TL 124.923 liradan %-0,44'lük bir değer kaybı söz konusu. Ethereum'daki değer kaybı ise %-0,43 oranında ve 1687 dolardan işlem görüyor. Evet değerli izleyiciler, yeni güne başlamadan önce dünkü kapanışları ve piyasalardaki genel durumu ekranlarınıza getirdik. Şimdi gündemi konuşarak devam edeceğiz. Profesör Doktor Yusuf Kaderli birazdan yayınımıza eşlik edecek.
Gündemi konuşarak devam edeceğiz değerli izleyiciler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki değişikliğin piyasalara etkisi ve Borsa İstanbul'un dün günü nasıl geçirdi ve dolar TL'nin seyrinin nasıl şekil alacağı önümüzdeki günlerde. Dün bu gündemi konuşacağız. Profesör Doktor Yusuf Kaderli yayınımıza eşlik edecek şimdi. Sayın Kaderli günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum Öykü Hanım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun tekrar katılımınız için. Evet, Merkez Bankası yönetiminde Cuma gecesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir değişiklik oldu. Naci Ağbal görevinden alındı ve yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirildi. Karar hakkında sizin görüşleriniz ne yönde? İlk olarak bununla başlayalım. Evet, şimdi bunu ve piyasalara etkisini daha iyi anlayabilmek için biraz geriye gitmemiz lazım. Naci Ağbal ve Lütfü Elvan gelmeden önce en önemli sorunlardan bir tanesi Merkez Bankası politikaları ile ilgili en önemli belirsizliklerdi. Nasıl? Merkez Bankası bir karar aldığında ekonomistler, ekonomist anketleri A dediği zaman B gerçekleşiyordu. B dediği zaman A gerçekleşiyordu. Büyük bir belirsizlik hakimdi onun öncesinde. Fakat Naci Ağbal ve Lütfü Elvan'ın gelmesiyle beraber bu döngü büyük ölçüde kırıldı. Çünkü gelir gelmez gerçekten iletişim kanallarını çok iyi kullanmaları ve sıkı duruş içerisinde olacaklarını söyleyip bunu gerçekten söylemde kalmayıp eyleme geçirmeleri, özellikle para politikası kurulları öncesi yapılan hemen hemen tüm tahminlerin neredeyse %100'e yakın gerçekleştiğini gösterdi ve büyük bir güven sağladı. Ve bu güven 3-4 ay içerisinde gittikçe perçimlendi. Fakat son para politikası kurulu toplantısında bir sürpriz oldu. Ancak bu sürpriz aslında olumsuz bir sürpriz değildi. Herkesin beklentisi büyük ölçüde 100 bas puan artırım olacağı yönündeydi. Fakat Naci Ağbal ve para politikası kurulu biraz da enflasyondaki bu artış baskısı nedeniyle piyasayı önden takip etmek için 200 bas puanlık bir artış yaptı. Çünkü dolar kurunda da bir biliyorsunuz yükseliş baskısı hakimdi. Aslında bu çok da işe yaradı Cuma itibariyle. Dolar 1-2 gün içerisinde sert olarak geri geldi. İşte her şey bu kadar iyiyken Cuma akşamı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle böyle bir görev değişikliğinin olması bütün manzarayı tersine çevirdi. Çünkü alınan karar piyasalarda zaten etkisini olumlu olarak göstermişti. Ne oldu da şimdi böyle bir değişiklik oldu? 3-4 aydır böyle ilmek ilmek işlenen bu güven ortamı bir anda bu kararla beraber ortadan kalktı ve biz pazartesi sabahı uyandığımızda özellikle pazar gecesi ilk kotasyonlar gelmeye başladığında dolarla ilgili 8 liranın üstünü gördük, hatta tarihi zirvelere yaklaşan değerler gördük. Her ne kadar gün içerisinde gerilese de pazartesi günü piyasalar açıldığında özellikle biz borsada oldukça sert hareketler gördük. Onu birazdan konuşuruz diye düşünüyorum. Öncelikle bu kararı piyasa olumlu algılamadı. Devamında da uluslararası kuruluşlardan gelen özellikle Türkiye'de oluşabilecek bu para politikası ile ilgili belirsizlikler ve risklerle ilgili açıklamalarda gelince biz dolar üzerinde yükseliş baskısının devam ettiğini, her ne kadar 8'in altına gelsek de yine de hala bu yükseliş baskısının devam ettiğini ve borsa endeksinde de çok sert, hani dediğim gibi birazdan bunu konuşalım, son 15-20 yıl içerisinde görmediğimiz bir manzarayla karşılaştık. Bunu biraz açmak istiyorum konuşmamızda. Hani sonuç olarak benim görüşüm alınan kararın piyasada hiç de iyi algılanmadığı yönünde. O zaman ilk olarak dolar TL'nin seyriyle devam edelim. Sonra Borsa İstanbul tarafına bakacağız. Tabii ki uluslararası finans ve yatırım devlerinin de yorumları ve değerlendirmeleri oldu bu değişiklikle ilgili. Hepsini konuşacağız. Asya'da az önce siz de belirttiniz. Pazar akşam ilk kotasyonlarda dolar TL %16 yükseliş kaydetti. Oranları verelim. Dolar TL saat 21.38 itibariyle o saatlerde %16,2'ye kadar yükseldi ve 8.38'e kadar çıktı. Şu anda da 7.85 seviyelerinde dolar TL, hemen belirtelim. Peki dolar TL'nin görünümü için ne söylersiniz? Yükseliş devam eder mi ya da düşüş bekliyor musunuz? Şimdi tabii piyasalar bir açıklama bekledi hafta başı itibariyle. Yani şu anda herkesteki algı Naci Ağbal'ın beklenenden yüksek bir faiz oranı artışı gerçekleştirdiği için görevden alındığı yönünde. Ve tabii böyle bir algı iyi bir algı değil.
O nedenle en azından bunun böyle olmadığına dair açıklamalar gelseydi piyasayı rahatlatıcı belki bir etki görebilirdik ama hala bir açıklama yok. Belki işte 24 Mart'ta kabine değişikliği ihtimali konuşuluyor. Hani o kabine değişikliğinde Naci Ağbal'ın önemli bir görev alıp almaması yine konuşuluyor. Belki hani çarşambaya bırakıldığı düşünülüyor ama böyle bir açıklamanın gelmemesi ve içinde bulunduğumuz durum doları yukarı doğru baskılamaya devam edecektir. Ve bununla ilgili de tabii yatırımcılar özellikle belirli fiyatlar destek ve direnç noktaları istiyor. Onunla ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bir kere doların desteğinin, kısa vadeli desteğinin 7.75 olduğunu söyleyebiliriz. 7.75'in altına gelme ihtimali şimdilik herhangi bir açıklama ya da piyasayı rahatlatıcı açıklamalar gelmediği sürece biraz zor görünse de yine de 7.75'in altı olursa ancak ve ancak 7.60-7.50'lere kadar bir geri çekilme düşünüyorum. Zaten doların gerçek değeri, temel analize göre gerçek değeri de bu seviyeler. O yüzden ben böyle bir ortamda bu seviyelerin altını pek de düşünmüyorum. Öncelikle 7.70-7.75'in geri gelmesi lazım. Peki dedik ki yukarı yönlü baskı büyük olasılıkla devam edecek. Ki bunu birazdan borsa tarafında konuşuruz. Borsadaki hareket de genellikle ters hareket ettikleri için doların yukarı doğru devam edeceğini destekliyor. Peki devam ederse nerelere gideriz? 7.85 bizim için önemli bir direnç. Orayı zorluyoruz şu anda. 7.85 eğer geçilirse gün içerisinde o takdirde biz yine 8'li rakamları konuşuyor olacağız. Fakat en tehlikeli olanı söyleyeyim. Orta vadeli özellikle konuşmak istiyorum yatırımcılar için. 8.20 üzerinde birkaç kapanış görürsek fiyat eğer oraya oturursa biz dolarda hiç kimsenin şu an konuşmadığı 9.950 seviyelerini bile görme ihtimalimiz gerçekleşebilir. O yüzden kesinlikle ben hükümet tarafında rahatlatıcı açıklamaların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, şimdi Merkez Bankası'nda yaşanan bu sürpriz değişiklik piyasalarda anında ve sert tepki gördü sizin de belirttiğiniz gibi. Uluslararası finans ve yatırım devleri ne dedi? Türkiye'de yaşanan bu gelişmeyle ilgili raporlarında ve açıklamalarında geniş yer verdiler. Morgan Stanley yapılan değişikliğin kısa vadede belirsizliği arttırdığını vurguladı. Robobank Türk Lirası için ihtiyatlı iyimser görüşünü terk etti. Commerzbank sürdürülebilir bir para politikası değişimi muhtemel değil yorumunda bulundu. Yabancı kuruluş raporlarında kırılgan bir aşamada olan TL varlık uzun vadede nasıl etkilenecek? Evet, şimdi aslında demin konuştuğumuz şey 3-4 aydır ilmek ilmek işlenen bir güven durumu söz konusuydu ve düşünün böyle bir güven 10-15 gün içerisinde ve özellikle de son alınan kararla büyük kısmı yani bu dolardaki gerilemenin 8.58 tarihi zirvesinden 6.80'lere kadar gelen gerilemenin büyük ölçüde son alınan kararla yarısı bir anda birkaç gün içerisinde ortadan kayboldu. Bunun getireceği riskler çok fazla. Biz hep daha önce sizinle yaptığımız yayınlarda ne diyorduk? Güven ortamı o kadar iyi gelişiyor ki belki zaman içerisinde bireysel yatırımcılar da Türkiye'de yerliler hani dolar satmaya gidebilir. Belki yavaş yavaş dolar mevduatlarını çözebilir diyorduk. Şimdi bu saatten sonra böyle 3-4 aylık güven durumunun ardından bu güvenin yıkılması sonucu daha bu yatırımcılardan tekrar dolarları satmalarını nasıl isteyebiliriz? Ya da bunların güvenmelerini nasıl bekleyebiliriz? Tekrar bu güvenin geri gelmesi emin olun oldukça zorlanacak. Zaten çok uzun yıllar bu güvenin geri gitme süresi çok uzun yıllardı. Şimdi bu yaşadığımız şeylerle bu güven ne yazık ki kolay kolay geri gelmeyecek. O yüzden orta vadeli yani kısa ve orta vadeli senaryolarda yabancı kuruluşların söylediği belirsizlikler ne yazık ki hakim olacak. Ve o yüzden de hükümet kanadında dediğim gibi rahatlatıcı söylemler ya da gelişmeler yaşanmadıkça biz dolarda kısa orta vadede yukarı yönlü baskıyı göreceğimizi söyleyebilirim. O zaman Borsa İstanbul'u konuşarak devam edelim. Dün nasıl bir gün geçirdi Borsa İstanbul? Yansımaları ne şekilde olacak? BIST 100 endeksi günü %9,79 oranında düşüşle 1379,25 puandan tamamladı. Sabah açılış sonrası Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi iki kez devreye girdi. BIST'teki hisselerin 4 tanesi prim yaptı, 377'si geriledi. Borsa İstanbul'un performansı ile ilgili ne söylersiniz? Düşüş sürer mi? Düşük seviyelerden alımlar gelir mi? Yoksa yatırımcılar işlem yapmak için beklemeye mi geçer? Evet, şimdi Borsa İstanbul en ağır darbeyi alan piyasalardan bir tanesi oldu dün itibariyle. Ben dün
Özellikle böyle bir beklenti olduğu için bütün gün piyasayı çok dikkatlice izledim. Ve şunu söyleyebilirim, son 20 yıl içerisinde borsada özellikle çok yoğun olduğum son 20 yıl içerisinde böyle bir manzarayı görmedim. Borsa bu yıl, son bir yıl içerisinde Borsa İstanbul'la ilgili önemli bazı gelişmeler oldu. Bazı şeyler yaşadık özellikle pandemi etkisinden sonra, hani son bir yıl içerisinde gördüğümüz ve geçmişte hiç görmediğimiz, biliyorsunuz yatırımcı sayısı 31-32 yılda gelen yatırımcı sayısı 1.1 milyondu. Son bir yılda gelen yatırımcı sayısı bir o kadar oldu ve 2.2 milyon seviyelerine ulaştık. Fakat son bir yıl içerisinde görmediğimiz manzaralardan bir tanesi dünkü manzaraydı. Hani Borsa İstanbul hiç mi %8-9 düşmedi? Düştü. Ne zaman? 2018 atağında. Fakat ne oldu? Gün sonunda kapanış %2-%3 seviyelerinde gerçekleşti. Gün içerisinde toparladı. Fakat dün bütün gün dikkatlice izledim. Devre kesiciler devreye girdikten sonra her açılışta Borsa İstanbul'da ne kadar küçük yükseliş belirtileri olsa da tüm bu yükseliş belirtileri sert satış olarak geri döndü ve sürekli olarak bütün hisse senetlerini tabana baskıladı. O yüzden de biz görmediğimiz en önemli manzaralardan bir tanesi, neredeyse BIST 100'ün tamamı taban oldu. Yani bu manzara daha önce görülmemişti ve dediğim gibi yukarı hareketlerin tamamında bu baskıyı hissettik. Şimdi taban satıcıları incelediğimizde taban satıcıların başta bankalar olmak üzere çok yüklü miktarlarda olduğunu gördük. Bu neyin göstergesi? Bu bugün de satış baskısının devam edeceğinin göstergesi. Zaten uluslararası piyasalarda da hafif negatif durum söz konusu. Biz zaten bu iç gelişmelerden dolayı negatif ayrışıyoruz. Dolayısıyla da biz bugün bu satış baskısını dünden gelen görünüm itibariyle söylüyorum, göreceğiz. Ve şunu söyleyebilirim aslında. Kısa orta vade için aslında yükselişin sona erdiğini söylemek mümkün dünkü hareketten sonra teknik olarak. Peki ne olur? Bugün biz hızla borsanın 1350 seviyesine, 1350 desteğine geri geldiğini göreceğiz. 1350 desteğinde tutunamazsa da önümüzdeki günlerde ta 1290-1270 ana trend seviyesine, ana yükseliş trendi seviyesine kadar geri gelme riskini çok kuvvetli görüyorum. O nedenle borsadaki her yükseliş hareketinin yatırımcılar tarafından bir satış fırsatı olarak, kısa orta vade için konuşuyorum, ana trendimiz 1270 seviyesinden geçiyor. Bu kırılmadıkça yükselişin orta uzun vadede devamı gerçekleşebilir. Ama dünkü hareket kesinlikle kısa vadedeki düşüşü tetikledi. Ben 1270 seviyelerine kadar her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olacağı inancındayım. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları oldu, biliyorsunuz, takip ettik. Kavcıoğlu paydaşlarla iletişim kaynaklarının açık tutulacağını vurguladı. Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız dedi. Bakan Elvan ise serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirtti ve liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasaları yatıştırmak için yeterli mi? Şimdi aslında bu açıklamaların piyasaları yatıştırmak için yeterli olmadığını gördük dün. Eğer yatıştırmak için yeterli olsaydı biz Borsa İstanbul'da bu kadar sert, bu kadar kararlı bir satış baskısı görmezdik. Dikkat ederseniz Naci Ağbal benzer söylemler yaptığında onun etkilerini biz piyasada hemen yaşıyorduk. Ancak dediğim gibi Cuma günü bu görev değişikliğinin nedeni tam olarak açıklanmış değil. Eğer faiz oranını beklenenin 100 bas puan üzerinde arttırdığı için görevden alındıysa bu iyi bir şey de değil. O yüzden bunun tersi açıklamalar gelmedikçe, hani sıkı duruş devam edecektir, bu söylemler zaten hep vardı. Ama bakın, yeni yönetimin şimdi bu söylemleri yapmasının piyasa üzerinde etkilerini görmüyoruz. Önce açıklanması gereken Cuma günü ne oldu da Naci Ağbal her şey iyiye giderken, almış olduğu kararların piyasa üzerindeki olumlu etkileri dururken ne oldu da görevden alındı? Bununla ilgili tatmin edici hiçbir açıklama yok. Bununla ilgili tatmin edici açıklamalar ve devamında da özellikle işte 24'ünde beklenen kabine değişikliği ile ilgili böyle önemli görevlendirmeler gelmedikçe ben bu açıklamaların piyasalar üzerinde çok da böyle yatıştırıcı olacağını düşünmüyorum. Öykü Hanım. Evet, şimdi muhakkak siz de çok mesaj alıyorsunuz. Bize de sosyal medya üzerinden çok fazla soru geliyor bu konuda. Peki biz şimdi bu süreçte ne yapmalıyız diye, yatırımcılara tavsiyeniz ne olur? Evet, şimdi ben özellikle hisse senedi yatırımcıları için
Şunu söyleyeyim. Dediğim gibi bana göre kısa ve orta vade için aşağı hareket tetiklendi. Dün bunun net bir göstergesiydi. Ha, bu durmadan düşeceği anlamına gelmiyor ama hani en azından kısa orta vadeli trendin aşağı yönde gelişeceği kesin gibi görünüyor dünkü gelişmeler ışığında. Bunun anlamı şu. Bir alçalan trendde ne yapılır? Yükseliş hareketleri satış fırsatı olarak değerlendirilir. O yüzden ben 1270 seviyelerine kadar ana trend desteğine çekilinceye kadar ve bu belirsizlik ortamı ortadan kalkıncaya kadar yavaş yavaş her Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketlerinde nakde dönmelerini öneriyorum. Ta ki dediğim gibi ana trend seviyesi olan 1270'e gelinceye kadar. Dolar yatırımcıları için ise dediğim gibi yukarı baskı devam edecek. O yüzden ellerinde dolar bulunduranların yani hemen bunu satmamaları, biraz daha takipte kalmaları. Ancak ve ancak bunu tabii hükümet tarafından gelen dediğiniz gibi yatıştırıcı olması beklenen açıklamalarla izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer çok iyi açıklamalar gelirse dolarda dediğim gibi bir geri çekilme yaşanabilir ama onun da kısa vadeli ve kısıtlı olacağını düşünüyorum. Ben dolarda böyle kalıcı ve bir sert düşüş beklemiyorum bundan sonra. Orta uzun vadede döviz yatırımlarını korumalarını önerebilirim kendilerine. Peki çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Yusuf Kaderli katılımınızı. İyi yayınlar diliyorum Öykü Hanım. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, şimdi piyasa yönüne kısa bir ara veriyoruz. Saat başında Profesör Doktor Murat Ferman'la güne bakış sizlerle olacak. Saat 8.15'te piyasa yönüne devam edeceğiz. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz yayınımıza eşlik edecek ve gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Piyasa önüne devam ediyoruz değerli izleyiciler. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz şimdi yayınımıza eşlik edecek ve gündemi kendisiyle konuşacağız. Sayın Demiröz günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Öykü Hanım. Günaydın. Teşekkür ederiz katılımınız için bir kez daha. Evet, Cuma gününe dönelim ve Merkez Bankası yönetiminde Cuma gecesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan değişiklikle başlayalım. Naci Abal görevinden alındı ve yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirildi. Öncelikle karar hakkında sizin görüşleriniz neler? Evet, tabii bu siyasi bir tasarruf. Siyasi otorite karar vermiş. Ben burada daha çok iktisadi gelişmeleri yorumluyorum. Siyasi bir tasarruf olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı da yasal hakkı istediği anda değiştirir, başkasını getirir. Ama bunun tabii etkisi çok olumsuz oldu piyasalara. Dün de bunu gördük. Çünkü Sayın Naci Ağbal şeyi kazanmış, piyasanın güvenini kazanmış bir yöneticiydi. Ama tabii ki Şahap Bey de bundan sonra yapacağı hem açıklamalar hem de politika uygulamalarıyla bu güveni kazanabilir. Ama dün bu olumsuzlukları yaşadık tabii ki. Şimdi biraz dolar TL'nin seyriyle devam edelim isterseniz. Evet. Asya'da pazar akşamı ilk kotasyonlarda dolar TL %16 yükseliş kaydetti ve 21.38 pazar akşamı itibariyle %16,2'ye kadar yükseldi ve 8.38 seviyelerine kadar çıktı. Şu anda da 7.86 seviyesinde dolar TL. Evet. Dolar TL'deki görünüm için ne söylersiniz? Yükseliş devam eder mi? Düşüş bekliyor musunuz? Şimdi burada önemli bir nokta var. Beklentilerle hareket eden, günlük haber etkileriyle dalgalanan kur fiyatları, döviz fiyatları bu ayrı bir yerde. Bir de döviz fiyatının temel değeri var. Yani ihracat, ithalat ve geçmişte aldığımız dış borç ödemelerini içeren onlar tarafından belirlenen temel değeri var. Şimdi bu temel değerde bir değişiklik yok. O zaman birden %16 değer kazanması doların tamamen beklentilerle alakalı. O da neden hiç beklenmedik bir şekilde Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi bir panik şeyine yol açtı. Şimdi bu panik hali devam eder? Eğer insanlar soğukkanlı davranmazsa ve bu panik halini devam ettirecek şekilde heyecanla ve düşünmeden kararlar alırlarsa bir müddet daha uzayabilir. Ama şöyle söyleyeyim, Nisan ayında
Nisan ayında ülkenin temel ihracat, ithalat değerlerine baktığımızda, cari açık değerlerine baktığımızda 7.7 gibi bir dolar kuru gözüküyor temel değer olarak. Aslında 7.20 düşük bir rakamdı. Bu 200 bas puan faiz arttırılmasından sonra dolar kurunun, denge kurunun 7.50 civarında olması gerekiyordu. 7.20 ona göre de düşüktü. Şimdi 7.8'lerde. Benim tahminim önümüzdeki dönem eğer yine anormal bir haber etkisi olmazsa, yani beklemediğimiz bir hadise ortaya çıkmazsa dolar kurunun 7.70'lerde dengeye geleceği, ki bunu Mart ayı başından beri söylüyorum, hatta Şubat başından beri söylüyorum. 7.67 Mart sonu için, Nisan ayı için de 7.70 ideal kur değerleri. Uluslararası finans ve yatırım devirde Türkiye'de yaşananlara raporlarında ve açıklamalarında geniş yer verdi. Merkez Bankası'nda yaşanan sürpriz değişiklik piyasalarda anında ve sert tepki gördü. Ne dediler? Morgan Stanley yapılan değişikliğin kısa vadede belirsizliği arttırdığını vurguladı. Robobank Türk lirası için ihtiyatlı iyimserli görüşünü terk etti. Commerzbank sürdürülebilir bir para politikası değişimi muhtemel değil yorumunda bulundu. Yabancı kuruluş raporlarında kırılgan bir aşamada olan TL varlık uzun vadede nasıl etkilenecek? Uzun vadede hem Türk lirasının yabancı paralar cinsinden değeri, hem de devlet tahvillerinin, hisse senetlerinin yabancılar gözündeki değeri beklentilerle değil, somut pratik politikalarla belirlenecek. Eğer Merkez Bankası Başkanı uyguladığı politikalarda enflasyona karşı mücadelede kararlı olduğunu ve bu istikrar programını da ciddi bir şekilde devam ettireceğini, Merkez Bankası'nın popülist politikalar uygulamayacağını şey yaparsa, ikna ederse yabancıları ve yerlileri, bizim bıyıklı yabancı dediklerimiz esas parayı götürüyorlar, onu da söylemek lazım. Böyle kaçışlarda, döviz kaçışlarında yerli ve yabancı yatırımcıyı da ikna edebilirse o takdirde hiçbir problem olmayacak. Ama bir politika değişikliğine gideceği yönünde bir beklenti oluşursa ve bu da politika uygulamasının etkisiyle devam ederse, politika uygulamasında da bu gerçekleşirse, o zaman bizim kuru tutabilmemiz çok mümkün olmaz. Çok daha yüksek seviyelerde dengeye gelebilir. O yüzden her şey Merkez Bankası'nın uygulayacağı politikalara bağlı uzun dönemde. Kısa dönemde bu tür şoklar olabilir. Dediğim gibi bir hafta 10 gün içerisinde, bir hafta içerisinde 7.70'te dengeye geleceğini düşünüyorum kurun şimdilik. Peki bu süreçte yatırımcılara ne tavsiye edersiniz? En doğru adım nasıl atılmalı? Şöyle diyelim, bir kere buna biz iktisat biliminde finansal balon diyoruz bu tür hareketlere. Financial bubble, İngilizce'de köpük diyorlar, biz Türkçe'de balon diyoruz, balon ekonomisi. Fiyatlarda oluşan balonlar durumunda en makul politika şudur: bu balona dahil olmamak. Çünkü panik halinde alımlar, fiyat yükseldikçe talebin arttığı bir durum yaratıyor ki bu iktisadi olarak akılcı değil. Değil mi? Daha pahalı olanı niye daha fazla talep edesiniz? Ama böyle oluyor. Ve sonra birden fiyatlar düşüyor. Fiyatlar düştüğünde herkes büyük oranda, yani o yatırımcıların %90'ı zarar ediyorlar. Böyle bir şeye katılmamalarını tavsiye ederim. Panik halinde hareket etmemeleri gerekir. Beklesinler, görsünler, ortalık bir durulsun. Dolar nerede dengeye gelecek, ona göre pozisyonlarını alırlar. Ama şu anda panik halinde düşünmeden hareket etmemek lazım.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Kavcıoğlu paydaşlarla iletişim kaynaklarının açık tutulacağını vurguladı. Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız dedi. Bakan Elvan ise serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti ve liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz, yorumlarsınız? Piyasaları yatıştırmak için yeterli olur mu? Bir, başkanın yaptığı açıklama, bakın diğer başkanların ilk geldiğinde yaptığı açıklamalara hep aynı açıklamadır. Dolayısıyla bu standart. Hani bir yere girerken konsere gittiğinizde ilk açılışta açıklamalar yapılır ya, benzeri şeyler. Veya bir her sabah okulda ilkokul müdürü işte İstiklal Marşı'nı okutur, konuşmayı. Aynı benzeri şeyler, rutin bunlar. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği şey çok önemli olmadı yatırımcılar açısından piyasalarda. Ama Sayın Lütfi Elvan'ın kambiyo rejiminden vazgeçmeyeceği şeyi etkili oldu. Neden? Bu tür durumlarda bir döviz krizi ihtimali altında yabancı yatırımcı şundan korkuyor. Eyvah, Türkler parayı çıkarmamıza izin vermeyecek. Onun için biz bir an önce kaçalım. Sen diyorsun ki o zaman bakan olarak biz şeyi çıkarmayacağız, kambiyo rejimi ne değiştirmeyeceğiz. Oysa isteyen parayı çıkarır, isteyen parayı sokar. Hiç problem yok. Biz ona karışmıyoruz. Fiyatlara da karışmıyoruz demek istiyor. Bu önemli bir etkiye yol açtı dün akşam bu açıklamadan sonra. 8'in altına indi, 7.9'un altına indi dolar kuru. Ama dediğim gibi esas bundan sonra yapılacak uygulamalar. Evet. Aynı yönde devam ederse politika, kurun 7.60'lara kadar düşmemesi işten bile değil. Peki. Çok çünkü kurdun denge değeri orası. 7.60 denge değeridir, öyle söyleyeyim. Peki, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve yorumlarınız için. Profesör Doktor Dündar Murat Demirel, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, piyasa yönünü bugün de noktalıyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte saatler 7'yi gösterdiğinde sabah ekranında buluşmak üzere. Güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Hoşçakalın.